Abdülkadir Selvi, Başbakan'ın açıklamadığı eylem neydi? Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun NTV'de önemli açıklamalar yaptığı bir sırada Ankara temsilcileri olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'le birlikteydik. Gündem neydi? Ankara'daki patlamadan sonra başka bir gündem söz konusu mu? Başbakanın açıklamalarında çok önemli bilgiler yer alıyordu. Bunlardan biri İstanbul'da, diğeri ise Ankara'da önlenen iki olayla ilgili. Bu iki olayın ayrıntılarına ulaşmaya çalıştım. Karşıma ürkütücü bir tablo çıktı. Ankara'daki patlamadan bir gün önce Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bir canlı bomba yakalanıyor. Vatan emniyete daha önce de canlı bomba eylemi söz konusu olmuştu. Bu kez eylemci saldırıyı gerçekleştiremeden keşif yaparken yakalanıyor. Başbakanın ipuçlarını verdiği Ankara'daki eylemin niteliği ise farklı. Ankara garındaki patlamadan 3-4 gün önce yani pazartesiyi salıya bağlayan gece bir terörist uzun namlulu silahla yargıtaya yönelik eylem hazırlığı içindeyken yakalanıyor. Hem İstanbul'daki canlı bomba hem Ankara'da yargıtaya yönelik eylem hazırlığı içinde olan teröristlerin DHKPC üyesi olduğu tespit ediliyor. Başbakanın ifade ettiği gibi kamuoyunda bir infial meydana getirmemek için bu iki olay yargıya intikal ettirilmekle yetiniliyor. Kamuoyuna açıklanmıyor. Adalet Bakanlığı'na yönelik eylem hazırlığının bazı detaylarını paylaşmak istiyorum. Örgüt ses getirici bir eylem peşinde. Eylem biçimi Çağlayan Adliyesi'ndeki olaya benziyor. 1 Nisan 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi'ne giren DHKPC militanları Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alınarak şehit etmişlerdi. Uzun namlulu silahla yakalanan teröristin Yargıtay'a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu tespit ediliyor. Yargıtay'a girerek hedef şahsı rehin alıp sonra şehit etmeyi planlarken kız kıvrak yakalanıyor. Cemil Çiçek'in Adalet Bakanı olduğu sırada 1 Temmuz 2005 günü Eyüp Beyaz isimli canlı bomba Adalet Bakanlığı'na girmeye çalışmış, güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucunda vurularak öldürülmüştü. DHKPC militanı olan canlı bomba, eylem için Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in bakanlığa giriş yapacağı zaman seçmişti. Üçüncü bir eylem hazırlığı ise Güneydoğu'da örgütün sözde şehitlik olarak ilan ettiği mezarlıklara yönelik operasyonlar yapılıyor. Örgüt buna misilleme olarak İstanbul'da Edirne Kapı Şehitliği'ne yönelik düdüklü tencere içine yerleştirilmiş bombalarla eylem yapmayı planlıyor. Bir şehit cenazesi sırasında patlayıcıları infilak ettirip büyük bir katliam gerçekleştirmek isteyen ekip İstanbul'da yakalanıyor. Böylece eylemin önüne geçiliyor. Bu arada Ankara garındaki patlamadan sonra hükümet kanadında yapılanlara bakmakta fayda var. Durumun vahametini ilk fark eden birkaç kişiden biri Başbakan Davutoğlu oluyor. Başbakan hemen güvenlik zirvesini topluyor. Davutoğlu toplantıda güvenlik bürokrasisini sorguya çekiyor. Mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınırken toplanma bölgesinde neden yeterli önlem alınmadığını soruyor. Aklınıza gelebilecek her soruyu soruyor, soruşturma savcısı gibi görevlileri sıkıştırıyor. Ardından sorumluların tespit edilmesi için soruşturma açılması talimatını veriyor. Başbakan ayrı bir çalışma daha yaptırıyor. Ankara garındaki korkunç patlamadan sonuçlar çıkarıp güvenlik konseptinin yenilenip geliştirilmesi için talimat veriyor. İçişleri ve Adalet Bakanlarının istifası ya da görevden alınması söz konusu değil. Olayın aydınlatılması için iki bakanın gece gündüz çalışması gerekiyor. Ama mülki erkan ve güvenlik bürokrasisinden İhmali görülenlerin görevden alınması söz konusu. Başbakan canlı bombayla ilgili bir kişinin kimliğinin tespit edilmek üzere olduğunu açıkladı. Bu vesileyle Başbakan Davutoğlu'nun liderlere çağrısı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerine ilişkin bazı kulis bilgilerini paylaşmak istiyorum. Başbakan Bakanlar Kurulu üyelerine muhalefet liderleri aradığı takdirde kendilerini bilgilendirmeleri konusunda talimat veriyor. Zaten kendisi de Dışişleri Bakanı olduğu dönemde zaman zaman muhalefet liderlerini ziyaret ederek dış politika konularında bilgi verirdi. Bu kapsamda Ankara Garı'ndaki patlamadan sonra İçişleri Bakanı Selami Altınok, Kılıçdaroğlu'nu iki kez bilgilendiriyor. Kılıçdaroğlu'nun başbakanla görüşmesi sırasında da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı, CHP liderine patlamayla ilgili bir sunum yapıyor. Kılıçdaroğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı sorunca Davutoğlu, Özel Kalebi'ne Hakan Fidan'ı çağırın diye talimat veriyor. Özel Kalem Müdürü Seyit Ahmet Işkın Mit Müsteşarı'nın programını bildiği için efendim şu anda daha önce planlanan bir toplantı nedeniyle genel kurmayda diye bilgi veriyor. Bu arada Hakan Fidan'a ulaşılıyor. Mit Müsteşarı Çankaya Köşkü'ne geliyor ama Kılıçdaroğlu o sırada ayrıldığı için karşılaşamıyorlar. Görüşmede Kılıçdaroğlu Mit Müsteşarı'nın görevden alınması yönünde bir teklifte bulunmuyor. Sadece bilgi almak maksadıyla soruyor ama Burhan Kuzu ve Aydın Ünal'ın tweetlerini gündeme getiriyor. Burhan Kuzu'nun daha önce yaptığı bir tweetin yeniden retweet edildiğini söylüyor Başbakan. Yeni değil. Başbakan Kılıçdaroğlu'nun önüne CHP milletvekillerinin attığı tweetleri koyuyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in vampirli tweeti gibi. Aslında iki lider de içimizin kan ağladığı bir sırada atılan bu tweetlerden rahatsız olduklarını ifade eden bir tavır ortaya koyuyorlar. Başbakan böylesine kritik bir dönemde CHP lideriyle görüşmeye büyük önem veriyor. Türkiye'yi yönetmeye talip iki büyük siyasi hareketin liderinin ülkenin geleceği ile ilgili konularda bir araya gelmelerinin toplumda büyük bir rahatlamaya neden olacağına inanıyor. O nedenle Kılıçdaroğlu ile diyalog kanallarını açık tutmaya özen gösteriyor. Davutoğlu MHP lideri Bahçeli ile de benzer bir diyalog süreci geliştirmek istiyor. Ama Bahçeli kapı duvar. Başbakanın görüşme talebi kendisine iletildiğinde onlar bizim hayır dememize alışkın. Hayır cevabı verelim. Böyle ülke yönetilir mi? Başbakanla görüşme, Kılıçdaroğlu'na randevu verme, koalisyona girme, terörle mücadeleye destek olma. Peki nereye kadar Sayın Bahçeli? Abdülkadir Selvi, Yeni Şafak